Arkadaşlar, Türkiye'de ilk defa çok özel bir yerdeyiz. Engelsiz Çocuk Parkı efendim. Çok güzel. Ayrıca çok güzel bir şehidin ismini vermişler. Şehit Gökmen Yavuz. Engelsiz Çocuk Oyun Parkı efendim. Burası neresi? Burası Trakya'nın incisi olan Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçesindeyiz efendim. Merkezi yerdeyiz efendim. Perşembe Pazarı'nın kurulduğu Aydoğdu mahallesindeyiz efendim. Çok güzel burası. Burada emeğe geçen Türkiye Cumhuriyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Engelsiz Oyun Parkı, Çocuk Parkı'nın özelliklerini size göstere göstere anlatacağım efendim. Çocuklarımız için ve engelliler için ve akülü arabalı olan insanlar için tamamen kaldırımlar, rampalar tamamen eğikli efendim, düz. Rahatla girip çıkıyorlar. Velavete buradan yürüyorlar güzelce efendim. Evet, burada hiçbir engel yok efendim. Rahatlıkla buradan girebiliyorlar böyle güzelce. Yani bu aşağıdan gelen tarafta. Burada rahatlıkla buradan çıkıyorlar efendim böyle güzelce. Burası da parkımızın girişi, ana giriş efendim burada güzelce. Burası da yukarıdan giriş efendim. Yani Aydoğdu Mahalle tarafından giriş efendim. Tamamen düz efendim. Bütün çocuklarımız, engellilerimiz rahatlıkla girip çıkabiliyorlar efendim güzelce. Güzelce. Ayrıca bu bölümde sadece aileye mahsus olan bölüm efendim. Burada da çocuklarımızın güzelce oynayabileceği oyuncaklı arabalar var efendim. Burada sadece 1 lira, Türk lira ile çalışıyor efendim. Çok güzel. Burada da güzel yeşilliğimiz var efendim. Böyle ağaçlarımız var. Tamamen doğal. Burada oyun oynanacak alana böyle eğik rampayla giriyorlar efendim. Engelsizce böyle güzelce böyle giriyorlar efendim. Güzelce oynuyorlar. Tüm oyunlarına böyle engelsiz rampayla çıkıyorlar efendim. Güzelce böyle. Güzelce oynuyorlar efendim böyle güzelce. Diğer tarafta da böyle inip çıkıyorlar efendim güzelce böyle. Her taraf engelsiz efendim. Burada tamamen engelsiz efendim. Çocuklar çok güzel. Sağlıklı efendim bunlar hepsi. Çok güvenlikli olan bir şey efendim böyle. Arkadaşlar gerçekten oyun parkım, çocuk parkım tertemiz. Böyle çöp kutuları var efendim. Tamamen yukarıda da böyle oturma yerleri var. Ayrıca burada Sevim annemiz var. Hem buraya güzel hizmet veriyor hem de buranın güzel bakımını yapıyor, temizliğini yapıyor. Gelen aileler de gerçekten buraya çok temiz olarak bakıyorlar. Söyleyeceğim. Burada da efendim bir sanatçımızın yaptığı çocukla ilgili çok güzel bir resim var efendim. Hep diyoruz. Kırmızı Elma 05. Kültürün, sanatın, güzel şeylerin olduğu her yerde varız efendim. Eğlence, müzik çok güzel böyle. Tüm çocuklar ailece, güzelce oynuyorlar, şey yapıyorlar. Ve burası da çok güzel. Tam Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçemizdeki göbeğinde olan bir yer. Aydoğdu Mahallesi'nde, yani Perşembe Pazarı kurulduğu bir yerdeyiz efendim. Çok güzel. Arkadaşlar, burası Engelsiz Parkımızın içinde çok güzel de Sevim hanımefendinin hizmet verdiği ve buranın temizliğine sorumlu olan yerde de ayrıca güzel çay bahçesi efendim. Çayı 10 üzerinden 12 puan efendim. Gerçekten çok güzel çayları. Evet, ayrıca buranın büyük sorumlusu olan Cevdet futbol hocamız efendim. Gerçekten buraya çok güzel bakmış ve futbolun ve sporun dışında gelip buraya çok güzel hizmetler veriyor efendim. Burası da oturma yerleri çok güzel böyle. Arkadaşlar, burası da aileye mahsustur. Çok özeldir. Ailece kalıyorlar efendim. Güzelce. Evet arkadaşlar, böyle engelsiz çocuk parkı, oyun parkını her yerde istiyoruz. Yerel yönetimler, gelin burayı görün. Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçesindeyiz efendim. Aydoğdu mahallesindeyiz efendim. Çok güzel. Bir alışveriş merkezinin yanındayız efendim. Böyle yerleri illerde, ilçelerde, köylerde ve mahallede her tarafta istiyoruz efendim. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne emeği geçen, buraya güzel hizmetler veren herkese teşekkür ederim efendim. Kırmızı Elma 05'ten sevgiler, saygılar. Terminal durağındayız arkadaşlar. Tekirdağ ilimizin Süleymanpaşa ilçesinin otogardayız efendim. Burada akıllı bir durağımız var. Lambalar güneş ışığından çalışıyorlar. İlavetin en büyük özelliği engelliler için, aküller arabaları olanlar için ve yaşlılar için çok güzel rampa yapmışlar sol tarafa. Bir de ayrıca böyle kaymamak için de çok güzel rampalı şey yapmışlar, zemin yapmışlar. Bu da terminal durağımızın girişinde efendim. Arkadaşlar, Trakya'dayız. Tekirdağ ilimizin Kapaklı ilçesindeyiz. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Özellikle engelliler için sarı taşlara ve rampalara düzgün yaptığı için teşekkür ederiz. Kapaklı ilçemizin tüm caddelerindeki kaldırımlar böyle sarı taşlarla döşenmiş. Engelliler için ve rampalar tamamen sıfır efendim.
rahatlıkla engellilerimiz ve çocuk arabalı olan veya yaşlılarımız için çok uygun, çok güzel bir yer. Ve bütün kaldırımlar tamamen sarı taşlarıyla döşenmiş. Engelliler için, yaşlılar için çok güzel efendim. Burası da kaldırımın girişi efendim. Tamamen sıfır. Ayrıca arabalar kaldırımda ve sarı taştan bittiği noktalara park edilmesin diye böyle dubalar koymuşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, burası Pınar Bulvar efendim. Kapaklı ilçesinde efendim. Bütün caddeler gördüğünüz gibi sarı taşlarla döşenmiş efendim. İşte burası da yaya geçidinin olduğu yer. Yine sarı taşlar var. Buraya ilerlediklerinde yaya geçidine geldiğimiz yer tamamen sıfırlanıyor böyle. Çok güzel sıfırlanıyor. Karşıda aynı şekilde efendim. Sarı taşların olduğu yerde yaya geçidi tamamen sıfır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rampalar sıfır ve sarı taşın başlarında iki tane dubalar var. Özellikle orada arabaların park edilmesin. Ne olur vatandaşlar, Türk milleti, sarı taşların olduğu yer, rampanın olduğu yere lütfen arabaları park etmeyiniz. Evet, burası da Pınar Bulvar'ın sağ tarafından yol efendim. Aynı şekilde kaldırımlar sarı taşla döşenmiş. Bütün ana caddeler, ana yollar hepsi engelliler için sarı taşla döşenmiş. Evet, yerel yönetimler. Burada gördüğümüz gibi tüm ana caddeleri, kaldırımları sarı taşlarla döşeyin. Engelliler için, yaşlılar için döşeyiniz efendim. Ana yolun, tali yolun bağlantısı. Evet, yerel yönetimler. Ne olur böyle gördüğünüz caddeleri, şeyleri ne olur sarı taşlı engelliler için güzel de döşeyin. Özellikle rampalar çok düz olsun. Rampalar böyle düz olsun. Tekrar Tekirdağ ilimizin Kapaklı ilçesimizdeki Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Emeğe geçen çocuklara, yaşlılara ve engellilere saygı gösteren, bunun üzerine hizmet eden tüm belediyelere, tüm yerel yönetimlere teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız için, engellilerim için, yaşlılarım için böyle güzel hizmetleri olan tüm yerlere göstereceğiz. Özellikle ismini belirterek söyleyeceğiz. Ve herkes de bu şekilde olması lazım. Evet arkadaşlar, tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Belediyesi'ne emeğe geçene ve hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. Bütün ana caddeler, kaldırımlar. Son olarak Türk milleti ne olur? Sarı taşlı ve kaldırımdan başlayınca lütfen arabanızı park etmeyiniz. Park etmeyin, park etmeyin. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma'dan 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, çok güzel. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nin olduğu yerdeyiz. Burası neresi? Tekirdağ ilimizin Ergene ilçesinde efendim. Marmaracık Mahallesi'ndeyiz efendim burası. Engel için çok güzel bir rampa. İş yerimizin sahibi ve binanın sahibi olan Fahrettin abimiz, babamız tarafından yapılan çok güzel, özellikle yaşlılar için, engel için çok güzel dükkanın girişini, kahvenin girişini güzel bir rampa yapmış. O yönden, bunun duyarlılığından dolayı Fahrettin babamıza teşekkür ederiz. Engelliler ve yaşlılar için çok güzel bir sıfır şey yapmışlar. Burada eve giderken veya dükkana giderken güzelce sıfır şekilde gidiyorlar efendim. Engellilere ve yaşlılara yardımcı olan, ilgi gösteren, onlar yönünde çalışma olan, emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Biliyorsun Kırmızı Elma 05 devamlı engellilerin ve vatandaşların yanındadır. Yerel yönetimler, engelliler için sarı taş istiyoruz. Sarı taş istiyoruz. Gelin görün. Çorum ilimizin Osmancık ilçesinde tüm kaldırımlar, tüm caddeler sarı taşlarla, engelli taşlarla döşenmiş efendim. Evet, gördüğünüz gibi tüm engelliler için sarı taş var efendim. Tüm caddelerde, tüm kaldırımlarda. Yerel yönetimine gelin görün. Burası neresi? Çorum ilimizin Osmancık ilçesi efendim. Bütün caddeler, bütün kaldırımlar sarı taş, engelli taşlarıyla dolu efendim. Ve o yönden Türkiye Cumhuriyeti Osmancık Belediyesi'ne emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Yerel yönetimler, gelin görün. Osmancık ilçemizdeki tüm kaldırımlar, tüm caddeler sarı engelli taşlarıyla dolu efendim, kaldırımlar. Gelin görün, gelin görün. Osmancık ilçemiz ve Türkiye Cumhuriyeti Osmancık Belediyesi 1891, çevre çok duyarlı bir yer efendim. Ayrıca böyle geri dönüşümlü
ve böyle toplama şeyleri var efendim. Gerçekten Osmancık ilçemiz gerçekten caddeleri çok tertemiz, çok güzel bir yer ve çok otantik doğası olan çok özel bir yer efendim. O yönden gerçekten beğendim ben Osmancık ilçesini.